Selçuk Gündem'den herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde avukatlık mesleği konulu program düzenlendi. Programda Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Alada meslekle alakalı deneyimlerini öğrencilere aktardı. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Ümit Süleyman Üstün, konferanslar aracılığıyla öğrencilerin bilgiler edinmesini amaçladıklarını ifade etti. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi, ülkemizin ihtiyaç ve öncelikleri kapsamında TÜBİTAK odaklı süreçlerin değerlendirilmesi konulu Unicop TÜBİTAK değerlendirme toplantısına katıldı. Aksoy, Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi olarak ilk ticaretleşmeyi sağladıklarını dile getirdi. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Tuğrul Polat, bize haftasına özel olarak çorba ikramının yapıldığı Erol Güngör Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu'nun ünlü düşünür Metin Bobaroğlu anısına Diyalektik Soyutlamalar adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi 3 Aralık tarihine kadar Meday Sanat Galerisi'nde devam edecek. Selçuk Üniversitesi ile Mevlana Kalkınma Ajansı, TRTEST, Türk Standartları Enstitüsü ve Hulu Aftüfekleri Kooperatifi arasında nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdamın kolaylaştırılması için işbirliği protokolü imzalandı. Programda Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi açtığı standlarla faaliyetlerini anlattı. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özeti sunulan haberlerin detaylı videolarını seratem.com veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.